Bebeğim. Canım. Bugün de şirin olmuşsun. Ne yapıyorsun? Yani bugün çok modum yok. Ben fark ettim de o konuyu konuşuruz. Hiç açmayalım şu an. Tamam gel sen, ben gelmeyeceğim. Neden sen gelmiyorsun? Sen gel konuşalım. Yok sen gel. Allah burada Allah. Konuşalım. Bir şey söyleyeceğim ben genel olarak. Hatta Oğuzhan da benimle dalga geçiyordu, sen genişsin vesaire falan diye. Hiç evet. Şu zamana kadar böyle kısıtladığı bir konu söz konusu oldu mu? Arkadaşlar bana bir son dakika bilgisi geldi. Yani bakayım. Ne geldi? Nerede? Hmm, düşünüyorum. Oo, gerçekten mi? Evet. Şaka yapıyorsun. Ya. Şakalar yapıyorsun. Nasıl yani, Murat fotoğraf atmasına mı karışmış Hira'nın? Haydi. Şu zamana kadar hiç öyle... Açık fotoğraflar atmasına mı karışmış? İlk günden yaptı bunu. Aa, yoksa Hira da Murat'ın fotoğrafına face app mi yapmış? Ben karışmam asla, tamam falan diyordu burada. Nasıl yani? Ben, bebeğim, ben bir şeye hayır diyorsam gerçekten onda bir şey vardır. Bak seni şu zamana kadar ne dansına karışım, aksine destekçin oldum. Ne evet. Kılık kıyafetine karışım ki asla karışmam. Ama bir şeye hayır diyorsam o resimde gerçekten çok ciddi anlamda bir şey vardır. Ya. Eğer sen bak o resmi paylaşırsan, niye şu an daha senin o bölümlerin yayınlanmadı. Hani geldiğin bölümler yayınlanmaya başlasın. Çok ciddi anlamda çok tepki gör... Ya tepki değil de çok yorumlar gelir, ben bunlardan rahatsız olabilirim. Ama sen bunu güzel bir şekilde söylemedin dün akşam. Sürekli şu an güzel arıyorsun, söylüyorum. Uyutmadın beni. Demek yani ki neyse, kardeşim, gelince konuşacağız. Bu zamana kadar benim tamam. Kısıtlama laflarımın sebebi karşına hoşlandığın bir insan çıkmamış. O yüzden bu şekilde bana ama kötü bir adam muamelesi günden... yaptın. Şimdi bak çıktı, ne oldu? Şimdi anlıyor musun beni? Ama resmi görmen lazım. Resmi biraz şey bir resim. Öyle olur. Resim değil, fotoğraf. Geleceğim. Konuşuyoruz, seni çok öpüyorum. Tamam. Murat'ın fotoğrafına kim yaptı o şopu? Efendim? Murat'ın fotoğrafına o şopu ya kim yaptı? Ya bana öyle FaceApp yaptı ki o ben Murat. Değilim. Koca ben yürekli yaptım. Hira. Ben artık fotoğrafları öyle olacak. Annem beni tanıyamıyor. Koca yürekli Hira, Murat'a FaceApp yapıyor. Seni çok öpüyorum. Şirinem. Perim. Mutsuzum. Neden mutsuzsun güzelim benim? Saçlarımı yapamadım, tırnaklarımı yaptıramadım. Ona rağmen çok güzel olmuşsun. Kandırma beni. Kandırmıyorum. Yine beyaz giymişsin. Yine aklımı çelmeye beyaz çalışıyorsun. Beyaz giyme dedin ya, Allah'tan hep beyaz giyiyorum. Bu gidişle hep beyaz giyeceksin gibi. Büyük hatırın var mı? Var. Ama son noktayı güzel bir şekilde koyacağız gibi, hep böyle beyaz giyersen. İnşallah. Yarın alışverişe çıkıyorum ben. Bugün birazcık uykusuzum, sana da söyledim. Evet. O yüzden yanına gelmem lazım ki enerjim yerine gelsin. Benim de modum biraz düşük, negatif var üstümde. Acil gel, pozitife dönelim. Tamam canım benim. Öpüyorum çok seni. Geleceğim, kokulu kokulu öpeceğim seni. Ben de seni kokulu kokulu öpeceğim. Aa, kalbim atıyor. Yerim senin o göbeğinle kalbim. Durmuyor. Aşkım. Aşkım. Nasılsın? Keyfin nasıl? İyi, güzel. Bir problem yok. Gerginliğin falan üstünde değil. Ne? Gerginliğin falan üstünde değil. İyiyim, çok, sen? Çok pozitif görünüyorsun. Ben birazcık geç uyudum. Uyuyamadım. Şimdi senin yanına gelip böyle birazcık benim de enerjim geri gelmesi lazım. Tamam, beş sen dakika önce beş dakika önce geldim zaten. Birazcık ani evet, oldu. Biliyorum. Geleceğim ben yanına. Ben sabah erken kalktım. Ben de uykumu alamadım. Birazdan geleceğim yanına. Birazcık birbirimize enerji veririz. Tamam. Öpüyorum seni kocam. Ben seni öpüyorum, bay bay. Günaydın güzellik. Günaydın, nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Ben de iyiyim. Kombini göremedim, üstün güzel de. Buradan nasıl göstereceğim, etek var. Ama güzeldir, orada şuraya bir işim. Şuraya geç baba. İşte, işte bu ya. Heh, şu pozuna... O bir pozun var, o pozunu yapar mısın bir? Seviyorum işte bu pozu. Ne haber? İyilik, senden kahveni içtin mi? İçtim de, sen de getiriyordun. Ben sana şeker bombası getireceğim birazdan. Kahve de istiyorum. Şeker bomba. Şeker bombası. Şeker bomb. Tatlı mı aldın? Anlamadım. Tatlı mı aldın? Görürsün bana. Birazdan. Uyuya da kalmışsın ya da fazla uyuyamamışsın. O yüzden sana bir şeker bombası tavan yapayım seni bir. Tamam, görüşürüz. Bekliyorum o zaman. Bekle seni. Beni. Tamam, bay bay. Aa, nasıl gazı verdi ya? Yıkacak gibi ortalığı. Camı çerçeveyi. Günaydın aşk. Bak olsa uçacaksın. Günaydın. Nasılsın? Sessiz olur musunuz? Sessiz olur musunuz? Önemli bir konu konuşacağım.
Nasılsın? İyiyim, sen? İyi ben de. Dün konuştuk. Kendimi birazcık olsun anlatabildiğimi düşünüyorum. Umarım anlamışsındır. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben artık yapıcı olmayacağım. Biliyorum, söylemişim değil mi? Yıkıcı da olmayacağım ama yapıcı da olmayacağım. Tamamen sana bıraktım. Seni izlemek istiyorum. Çünkü ben bu ilişkide kadın gibi hissedemiyorum. Çok fazla alıngansın. Çok fazla trip. Olayın çok fazla ve bunu bir gün düzeltiyorsun, ikinci gün tekrar yapıyorsun Ferhat. Seni istiyorum. Gerçekten istiyorum seninle olmak. Ama kendimden ödün vermek istemiyorum artık. Yani seninleyim ama geri adım attım. Artık adımlar senden gelsin istiyorum. Kendimi kadın gibi hissetmek istiyorum. Ben trip atmak istiyorum. Ve sebepsiz yere kurmalarından çok yoruldum. Dün bir video attın, çok teşekkür ederim. Umarım videoda söylediklerini, hareketlerine de geçirebilirsin. Görürsün, geçireceğim hareketlerimi. Bakalım, izleyeceğim seni. Artık aynen. Sana bıraktım, top sende. Bu ilişkiyi sen yönlendir. Ben geri adım attım. Tamamen sende. Bir şey söylemek ister misin? Neden? Allah'ım ya Rabbim ya. Ama şimdi gidiyor adam. Bak sen işte. Şeyken baksana. Şimdi bu ne demek şimdi yani? Ferhat. Ama tamam, böyle ama olmuyor yani, işte. Biraz yapıcı hiç güzel konuşmadın Gizem yani, helal olsun. Ya yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Sabah çocuğun moralini bozdun zaten. Ben dün gece de konuştum. Moral bozmak için konuşmuyorum. Hayır, zaten hasta, birazcık psikolojisi iyi değil. Benim de değil. Yapabileceğim bir şey yok. Ben ona elimden geleni yapıyorum. Ben çok yoruldum arkadaşlar. Siz de buna şahitsiniz. Kendisi de kabul ediyor bu arada. Ya ben sana hak veriyorum. Yani aşkım. Bence bana hak verenler vardır. Bu arada bitirmiyorum ilişkiyi. İlişkiyi bitirmiyorum. Oğuz ya. Sağ ol. Günaydın. İnanmış. Ne haber? İyidir, senden ne haber? İyiyim aşkım ya. Rüyamda çok değişik şeyler gördüm. Ne gördün? Hadiseyi. Oha! Hadiseyle mücadele ediyorduk. Yok, hadise benimle alakalı. Çok iyiydi. Aşkım çok etmeseydin mücadele. Bak çok iyiydi. Yani ediyorduk işte aşkım. Yani sen misin ben miyim böyle bir şey yaptı. Tabii ki sensin. Yani. Aynen. Tartışılmaz. Evet, ben de öyle dedim. Falan bir mücadele, kabustu adeta. Kabusa mı döndü? Evet. Sonra? Öyle işte, sonra ağlayarak böyle kan ter içinde uyandım. Aşkım sen tartışılmazsın o konuda ya, biliyorsun. Aşkım. Tartışmaya açık değil. Yani şimdi neyi hayal ettim uyanınca biliyor musun? Dedim ki, şöyle dedim, isim vermeyeyim. Bir sanatçıyı etiketliyorum. Aa, sonra şöyle haklı. Şöyle boynum kırılacak kadar böyle buradan hiç ayırmıyorum. Hani hep onu seçiyorum yani falan. Sen ne yapardın diye düşündüm. Boynu kırdık sen böyle düşündüğün için. Başı koptu. Benim başım kopardı muhtemelen bu arada da. Anladım ben neye taktığını ama sana göstermiştim hayatım onu. Senin fotoğrafın olsa senin fotoğrafına karşı yapardık onu, biliyorsun. Aşkım bana göstermen mesele değil bu arada da. Etiketlemen daha combo yani, anladın mı? Hani bak, atarsın, hepimizin beğendiği ünlü sanatçı illaki vardır. Ütopik bir şey zaten ama tutup da etiketlemen, bir de hani görsün diye bu kadar mücadele vermen. Üst üste iki tane 502 satmış. Görsün diye mi? Hani bana böyle ne diyorum ben? Bana böyle yansıttı yani. Yanlış hayatım, görsün diye bir şey yapmam ben, biliyorsun. Peki görüp yazsa falan. Mesela. Hangi hadise olduğundan bahsetmiş. Büyük hadise olur. İşte hadise bir hadise şey yaratır yani. Yazarsa programdan çıkar kardeşim. Bak mesela ya, sözleşmenin maddelerini yani. Ne diyor? Ne dedi duymadık. Ne? Arkadaşlar ben de sizin için böyle şakalar yapacağım artık. Bize neler çünkü neler derdiniz. Çünkü siz gerçekten şakanın dozunu çok aşıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Size yapıldığında burada tepki yağdırırsınız. Anladınız mı? Esip gülersiniz, erkeklik taslarsınız ama siz çıkarırlar. Ne hikmete bize önünüze geldiği gibi şaka yapabiliyorsunuz yani. Kim direkt veriyor bu yetki? Ben Buse'ye hak veriyorum. Direkt potaya çıkarırsınız. Ben Buse'ye hak veriyorum arkadaşlar. Evet.
Beyza iki şaka yapıyordu, direkt potaya çıkarıyordunuz. Asla ve katiyen böyle bir şeyi hiçbir erkek kabul etmez bu arada. Mert'cim seni kınıyorum. Aynen. Hayatım o bir kere olur bir daha olmaz, merak etme, sen söyledin ben bana bitti. Ben hiç zannetmiyorum, bence senin tavrından dolayı yüz bulup yapabiliyorlar bu şakaları. Yok yok, merak etme, bir daha olmaz. Öleceğiz. Kim ne şakası? Sen de onu bir daha görmezsin o videoları. Rahat ol. İnşallah. Aga be. Ya Berke. Duvardaki resmini daha Onur gönder. Dilara, Aynur ol. Hadi Aynur olacağım. Prensesin bugün biraz özel işleri var. O yüzden aramıza dahil olamayacak. Ama onun burada olmaması demek benim yanımda olmadığı anlamına gelmez. Kim öyle arkandaymış. O burada yok diye bu tişörtü giydim bugün. Sağlık olsun. Bekliyoruz sabırsızlıkla. Bugün nasıl geçecek benim için bilmiyorum. Büyük ihtimalle çok özleyeceğim seni. Gel artık ne olur. Bekliyorum, lütfen burada yanımda kal.